Ne haber oğlum? Haberleri iyi. Zeynep ameliyattan çıkmış. Her şey yolunda. Oh be abicim, oh be. Herhalde Zeynep'e. İşte bu. Vedat müdür de çağıracak zamanı buldu ha. Vedat müdür toplantı odasına geçsinler. Ben de birazdan geleceğim dedi. Hadi geçelim abi. Olay yeri incelemeden detaylı rapor geldi mi? Bekliyoruz. Hasım'ın gidebileceği yerler? Bütün ekipler alarmda. Daha bir ses çıkmadı. Hiç mi bir ipucu olmaz ya? Olur, olur beklemek da. Beklemek dert usta, beklemek. Birader, kime baktın? Hiç, hiç kimseye. Nasıl ya? Elini kolunu sallayarak içeri mi girdin? Evet, aynen dediğin gibi. Ulan, millet bakmıyor musunuz içeri kim giriyor, kim çıkıyor? Böyle kafana göre içeri giremezsin kardeşim. Burası asayiş katı. Burası da bizim toplantı odamız. Hadi şimdi, hadi. Çok iyi, demek ki doğru yerdeyim. Kim abi bu? Ne oluyor abi ya? Hasta mısın kardeşim sen? Bana bak, paçam falan düzgün ama burada çökmez. Bak ya kim olduğunu söyle ya da voltanı al git hadi. Üzülme sonra üzülme. Üzülmem üzülmem merak etme ben hiç üzülmem. Allah Allah tamam, ya usta, sen tamam, nerenin tamam, manyasın tamam, ya usta. Geldiniz mi çocuklar? Müdürüm. Aha demek tanıştınız. Kimle tanıştık müdürüm? Engin. Engin Balkan. Rıza tedavisini bitirip işini başına dönene kadar ekibe Engin liderlik edecek. Yeni başkomiserimiz. En son Washington Büyükelçiliğimizin koruma müdürlüğünü yapmıştın değil mi Engin? Evet. Sorması ayıp neden döndünüz? Yurt dışında korumalık neredeyse mesleğin en kaymak tabaka işi. Ailevi sebeplerden ötürü. Neyse. Meselemiz Asım Bayraktar ve bomba. Hepinize kolay gelsin. Başarılar Engin. Sağ olun müdürüm. Evet arkadaşlar. Tanışma faslı bittiğine göre artık işimize koyulabiliriz. Murat. Hoş geldin. Murat oğlum burada ne işin var senin? Hastanede kötü bir şey olmadı değil mi? Hayır. Her şey yolunda. Ne yapıyorsun oğlum lan? Yatman lazım senin ya. Duramadım be abi ne yapayım? Gel otur sen otur. Vedat müdürle karşılaştık demin bahsetti. Hoş geldiniz. Sağ ol Murat. İyisin değil mi? Evet. Burada olmak iyi geldi. Güzel. Aylin Hanım düğünde bulunanların tam bir listesini istiyorum. Davetliler, mekan çalışanları, çiçek getirenler, otoparkçılar, herkes. Mümkünse fotoğraflı bir liste. Tabii başkomiserim. Ali'ydi değil mi? Evet. Sen mobese kayıtlarını inceleyeceksin. O gün o güzergahta giriş ya da çıkış önünde şüpheli bir araç tespit edilmiş mi edilmemiş mi ona bakacaksın. Hemen başlıyorum. Kardeşimin düğünde çekim yaptığı kameranın kaseti. Fazla zarar görmemiş. İşimize yarayabilir. Mutlaka yarar. Siz hep birlikte bu kaseti incelerken ben de rapor için adli tıpkı sıkıştıracağım. Sorusu olan? Benim bir sorum var. Evet Mesut. Bu geçici görev olayına Rıza Baba ne diyecek sizce? Buraya gelmeden önce ziyaretine gittim. Konuştuk. Ne dedi peki? Sizlere güvenmem gerektiğini, ne olursa olsun kimseyi yarı yolda bırakmayacağınızı söyledi. Arkadaşlar, görev yukarıdan geldi. Onlara karşı tabii ki sorumlu. Ama kimin tezgahında çalıştığımın da farkındayım. Burada olanların hesabını önce Rıza Baba'ya veririm. Bu da nereden çıktı ya? Allah Allah.